Merhaba efendim, İçer gündemindesiniz. Ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin gündeminde neler var, Türkiye gündeminde neler var, dünyada yaşanılanlar Türkiye'yi ve Mersin'i nasıl etkiliyor, bu konulara program içerisinde yer vermeye çalışacağız. Tabii hangi konuları işleyeceğiz? Mersin'de bir tartışma başladı. Bu tartışma Türkiye'ye sıçradı. Türkiye'nin tanınmış, bilinmiş sanatçıları, gazetecileri bu tartışmayla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Kimisi haklıydı, kimisi haksızdı ama ortak bir görüş vardı ki o da insanların Mersin'i tanımadığı ve gazeteci bile olsa, tanınmış bir kişi bile olsa konuyu enine boyuna araştırmadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmasıydı. Mersin'de Türkiye'ye de taşınan, sosyal medyada oldukça yoğun bir şekilde konuşulan bir konu ortaya çıktı. O da hemen arkamda görmüş olduğunuz heykel. Bu heykelin milli boksör ve hayatının son dönemlerinde de profesyonel boks yapmış, Türk bayrağını dalgalandırmış övünç kaynağımız boksör Sinan Şamil Sam'a ait olduğu iddia edildi ve son dönemlerde sanata yönelik saldırılar ve özellikle de bazı heykellerin, hatırlayacaksınız, bazı şehirlerin simgesi olan çeşitli yemeklerin, eşyaların, ürünlerin, sebzelerin, meyvelerin, leblebinin, lokumun veya bazı hayvanların sanattan uzak böyle çirkin heykelleri o şehirlerin ana meydanlarında sergilendiği görülmüştü ve bu konu Türkiye'de tartışılmıştı. İşte bu heykelin de böyle bir heykel olduğu düşünüldü ve sonrasında da tabii ki tartışma başladı. Oysa bu heykel Akdeniz Oyunları'nda Mersin'e kazandırılmış ve Mersin'de düzenlenen heykel sempozyumunda gelip de çalışmış Koreli dünyaca ünlü bir sanatçıya aitti ve bu heykelin Sinan Şamil Sam'la da hiçbir alakası yoktu. İşte bu konu sosyal medyada tartışılınca gazeteci arkadaşımız Abidin Yağmur da bu konuyu araştırdı, bu konuyla ilgili sanatçılarla görüştü, sanat tarihçileriyle görüştü ve işin aslını yazdı bir makale olarak. Tabii bu heykel şu konuyu da, bu heykel tartışması şu konuyu da gündeme getirdi. Sosyal medyada yayınlanan her şey doğru mu? Sosyal medyaya ne kadar inanmalıyız? Gazetecinin görevi nedir konusunu da yazmış olduğu makalede yine gündeme taşıdı Abidin Yağmur. Biz gazetecilere böyle durumlarda nasıl görevler düşüyor sorusunu da sordu ve cevaplandırdı. Bu konuyu Abidin Yağmur'la görüşeceğiz efendim. Şimdi tabii Abidin Yağmur'un bağlantısı, telefon canlı bağlantısı hazır oluncaya kadar Türkiye gündemine kısa bir bakış atalım. Mersin'le ilgili başka neler konuşacağız ona da bakalım. Şimdi efendim tabii malum koronavirüsle ilgili aşılama çalışması başladı ve hızlı bir şekilde de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapmış olduğu bildirimde dedi ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olan yaş sınırlaması olmadan tüm işçiler, memurlar randevu alabilirler dedi ki zaten 40 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma çalışması da geride bıraktığımız günlerde başlamıştı. Tabii şimdilerde vatandaşlar randevu alabilmek için sisteme giriyorlar. E-Devlet üzerinden MHRS sistemine giriyorlar ya da 182 arayarak randevu almaya çalışıyorlar ama sistemin kilitlendiği bilgisi geliyor. Vatandaşlar diyorlar ki biz randevu alamıyoruz. Cep telefonlarımızdan, tabletlerden, bilgisayarlardan sisteme girdiğimizde sistem randevu
randevu vermiyor ya da 182'yi arıyoruz, çok bekliyoruz, karşımıza çıkan herhangi bir kişi olmuyor diyor. Tabii belki bu normal karşılanabilir yoğunluk açısından, randevu alma yoğunluğu açısından sistem kilitlenmiş olabilir ama bu gibi durumlarda sistemi güçlendirmek, yoğun başvuruların hepsine cevap verebilecek bir altyapıyı oluşturmak da gerekli çünkü konu oldukça önemli. Tabii Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son açıklamaya göre mobil aşılama servisi de başladı değerli seyirciler. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlara ve herhangi bir sağlık merkezine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara mobil sağlık hizmetleri giderek, mobil ekipler giderek aşılamalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii engelliler ve yatalak hastalar başta olmak üzere ve çeşitli durumlar nedeniyle sağlık merkezine, en yakın sağlık merkezine bile gidemeyecek durumda olan vatandaşlar mobil ekipler tarafından tüm Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ekiplerince aşılanıyor. Bunu da belirtelim. Bir kez daha söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle randevu almak gerekiyor. Birinci aşıyı vurdurmak için de, ikinci aşıyı vurdurmak için de randevu kesinlikle almak gerekiyor. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen günlerde yapmış olduğu bir açıklamada randevu almadan gelen vatandaşları da biz aşılıyoruz. Çünkü aşı tüpü dolaptan çıktıktan sonra kaç kişiye vurulması gerekiyorsa o aşının tatbik edilmesi gerekiyor. Örneğin bir aşı tüpünden 6 vatandaş eğer aşılanacaksa 6 kişiye vurulması gerekiyor. Eğer 4 kişiye vurulursa 2 doz aşı ziyan oluyor, kullanılamıyor açıklamasını yapmıştı. Bu nedenle de kesinlikle aldığımız randevuya da gitmemiz gerekiyor ki aşı ziyan olmasın. Bu çok önemli efendim. Şimdi tabii Mersin ve Mersin'in çevresiyle ilgili gelişmeleri de program içerisinde sizlerle tartışacağız, sizlere aktaracağız efendim. Şimdi Mersin gündeminde yer alan İçer gündeminde o konuya dönelim, heykel tartışmasına. Abidin Yağmur'la konuşacağız. Şu anda canlı telefon bağlantısıyla hattımızda Abidin. Abidin merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Abidin, bir tartışma başladı Mersin'de, heykel. Şimdi birisi sosyal medyada Mersin kent merkezinden Koca Vilayet Yeni Yol üstünden Macit Özcan tesislerine giderken, Koca Vilayet'e giderken bir kavşakta duran bir heykeli çekti. Sonra sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Ve dedi ki işte Mersin'de Sinan Şamil Sam adına yapılmış bir heykel. Ve son günlerde de Mersin'de Türkiye'de bir heykel tartışması vardı. İşte Diyarbakır'da karpuz heykeli, Erzurum'da bilezikler heykeli, bilmem işte Çorum'da leblebi heykeli, çeşitli yerlerde yani bazı kentleri, illeri, ilçeleri temsil eden önemli ürünlerin sanattan, estetikten uzak heykellerinin tartışması vardı. O tartışma daha sona ermemişken bu heykelle de Mersin tartışmaya konu oldu. Tabii insanlar bu görüntüyü tüm Türkiye'ye insanlar sosyal medya hesaplarında paylaşınca bu heykeli Sinan Şamil Sam'a aittir diye, bu ucubede nereden çıktı diye dalga geçtiler, güldüler, alay ettiler. Hatta ülkemizin önemli sanatçıları, önemli gazetecileri bile bir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak bu heykel hakkında görüşlerini sosyal medyada dile getirdiler. Oysa madalyonun gerçek yüzü daha başkaydı. Nasıldı? Neler söyleyeceksin? Evet, tartışmaya konu olan heykel aslında sizin dediğiniz gibi 9 yıl önce 2012'de yapılmış bir heykel. O dönemde Mersin Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak taş heykel sempozyumu düzenliyordu. Heykeli yapan sanatçı da taş heykel sempozyumunun davetlisi, akademik eğitimi olan, sanatlar eğitimi olan Güney Koreli bir sanatçı. Mersin Üniversitesi'nin daveti üzerine Mersin'e geliyor, sempozyuma katılıyor ve bu sempozyumda
bir heykel çalışması yapacağını bildiriyorum. Bir karikatür heykel yapacağını, mizahımsılığa karışan bir heykel yapacağını bildiriyor. Kendisinde zaten evet. O tiplemeyi kendisinin yarattığını ve farklı farklı eserlerinde kullandığını kendi pörteğinden biliyoruz. Tabii o dönem Akdeniz oyunlarına da 6-7 ay gibi bir süre olduğu için Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Oyunları Komitesi spor temalı çalışmalar yapılmasını istiyor sanatçılardan. Bu Güney Koreli konuk sanatçı da bu boksör heykelini yapıyor. Ama bilerek de isteyerek dizayn bir unsur olduğunu, onu böyle kilolu, biraz bitkin, bir sporcu gibi böyle fit duran, işte bir boksör gibi gardını almış, dövüşe hazır birisi gibi değil de böyle bitkin, yorgun ve aşırı kilolu bir basketbolcu heykeli yapıyor. Tabii bu medyada iddia edildiği gibi işte hiç sanattan anlamayan, işte heykelden anlamayan birilerine sırf para kazandırmak için, para vermek için bu heykel yaptırılmış, ortaya bir mucize çıkmış gibi bir iddia doğru değil. Bu sanatçının heykelinin tarzı. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama sanatçının bir tutarlılığı var. Bütün heykellerini bu şekilde yapıyor. Hani yapamadığından değil, elinden ancak bu kadarı geldiğinden değil, ya da işte adım hıdır, elinden gelen budur derler ya. Ya yapmaya çalıştım da bu ortaya çıktı değil. Bu onun bir yorumu. Yani heykel sanatındaki adamın kendi yorumu, sanatçının kendi yorumu. Bu birinci yönü. İkinci yönü de iddia edildiği gibi milli boksörümüz Sinan Şamil'le ilgili bir heykel de değil bu. Yani belki sıkletinden dolayı, kilosundan dolayı bakanlarıyla benzetmiş olabilir ama sanatçı Koreli yaptığı dönemde de Sinan Şam o kadar henüz otoritesinin şeyinde de değil. Büyük ihtimalle Koreli kişi de bir Türk boksörü tanıyıp da ona ithafen bir şey yapacak hali yok. Diğer evet. Eserlerine baktığımızda zaten aynı çiftteki farklı farklı eserleri, işte irili, ufaklı, farklı malzemelerden farklı şeylerle bu tipi zaten birçok sergide bu sanatçı zaten sergilemiş. Şimdi sevgili abicim, bu heykel boyalı değildi. Bu şekilde değildi bu heykel. Yani çünkü biz maç yayınlarına giderken stadyuma bu heykeli gidip gelirken çok gördük. Çeşitli görevlere giderken bu heykelin bulunduğu kavşaktan çok geçtik. Bu heykel boyalı değildi. Şortu, eldivenleri boyalı değildi. Sanırım bir eldivenin üstünde de Ayşe diye yazıyor galiba. Böyle şeyler yoktu. Heykelin sakalı yoktu. Yani acaba bu ilk kez, yani ilk de, bu böylesine bir tartışmayı başlatan, ilk paylaşımı yapan kişi acaba boyamış olabilir mi bu heykeli? Yani belediyeler belki zaman zaman, işte orada biliyorsunuz etrafı zaten böyle bitkiler falan var. Kış bitkileri var. Onlar her dönem değişir. Belediyeler belki, benim bildiğim de şort kısmı biraz daha renkliydi, boyalıydı diye benim de aklımda kalmış. Ama tabii renklerinden tam emin değilim. Ama boyamanın da böyle çala kalem yapıldığı da biraz belli. Hani bir Evet. Bu sanatçılar bir de heykellerini zaten yaptıklar da taş heykel zaten. Mermerden bir heykel. Evet. Tek renk oluyor. Yani taş heykel şeklinde yapıyorlar ve genelde de Mersin'de biliyorsunuz birçok yerde var. Atatürk Parkı'nda var, Kongre Merkezi'nin önünde var. Belediyenin önünde var. Yine aynı cadde üzerinde kürek çeken sporcu heykeli var. Akdeniz Oyunları heykeli var. Birçok heykel var. Bunların tamamı da aslında orijinal taşın renginde kalıyor ve burada amaç birebir böyle büst gibi benzetmek falan değil. Yani bir aslında bu heykel boyasızken, çünkü boyasız olduğunu ben hatırlıyorum. Bu heykel boyasızken tabii uzaktan, araçtan hatlar pek belli olmadığı için sumo güreşçisi sanıyorduk biz bu heykeli. Ama şimdi hatlarına falan bakıldığı zaman işte şortu var, işte eldivenleri var, bir boksör gibi boksör olduğu belli ortada. Ki senin de belirttiğin gibi konuşmanda ve makalende sanatçı da zaten karikatürize bir şekilde heykel ortaya koyacağını da belirtmiş.
Şimdi ama tabii bu boyanmış. Çala kalem boyanmış. Bir sanat eserine. Hatırlayacaksın yine Adnan Menderes Bulvarı'nda önemli bir sanatçımızın yuvarlak zemin üzerine kuşlar heykeli vardı. O heykeldeki kuşlar da sökülmüş, Türk bayrağı yapılmıştı. Sonra sanatçının itirazıyla tekrar yardımcıları tarafından o heykel yapıldı, asıl yerine konuldu. Şimdi bunda da yine bir sanat eserine saygısızlık yapılmış burada. Çala kalem boyanmış, sakal yapılmış, bıyık yapılmış, kaş yapılmış. Yani bu hakikaten sanata ciddi bir hakaret. Şimdi bir de şu söylendi bazı sosyal medyada paylaşımlarda ama ben o paylaşımı bulamadım. Belki sen bulmuşsundur. Konu paylaşım şu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaşanan tartışma sonrasında özür dilediğine yönelik bir paylaşım belediye tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Öyle bir paylaşıma denk geldin mi? Ben çok aradım bulamadım. Yani ne alaka? Niçin özür dilesin? Yani Büyükşehir Belediyesi'nin özür dileyecek bir durumu yok. Şimdi Mersin'deki heykeller de 3-5 tane gazetecinin keyfine göre belirleyecek halimiz de yok. Bu adam ta Kore'den kalkmış gelmiş Mersin'e bir sanat eseri bırakmış. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bundan dolayı çıkıp belediyenin özür dileyecek bir durumu yok. Evet. Ki, evet. Adam sempozyuma bir heykel yapmış. Bununla ilgili sempozyuma bildirisini sunmuş. Doğal olarak kayıt altına bu alınmış. Yani bu heykeli şu kişi yaptı, şu malzemeden yaptı, şu tekniği kullanarak yaptı diye bu literatüre girmiş. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama belediye niye özür dilesin? Yani uluslararası bir organizasyon yapılmış. Şehrimize adam birisi gelmiş, bir sanatçı gelmiş Kore'den, bir eser yapmış, bırakmış, gitmiş. Evet. Yani bunda sanatçının bir suçu yok ki. Yani bu, daha önce de arkadaşlarla bunu konuştuk birkaç gün. Ya biz bu heykeli şehir dışından gelen, biliyorsunuz Tada giderken işte yolda görünür. Şehir dışından gelen birçok kişinin ne kadar tatlı, ne kadar sempatik diye bakıp geçtiğini biliyoruz. Ya da hatıra fotoğrafını çektirdiğini biliyoruz. Hani bu yapmaya çalışmış da yapamamış gibi bir şey değil. Yani bu bir sanatçı isterse sizin birebir heykeliniz yapabilecek yetenekte bir insan. Ya da o sempozyumuna katılan sanatçıların tamamı isteseler birer biz yapabilirler. O kadar yetenekleri var ama karikatürize etmek denen bir şey var. Adam demiş ki ya benim bir sanat bir tutarlılığım var. Sanatımı böyle ilerletmek istiyorum. Bir komik bir tip yapmak istiyorum. Ki bunun ben dün Berika İpek Bayrak hanımefendiyle görüştüm. Bu Taşheykel Sempozyumunu düzenleyen Koreli sanatçıyı Mersin'e davet eden kişi kendisi. Rusya'da bir heykel sempozyumunda tanışmış. Orada bir performansını izlemiş, dergisini gelmiş. Ve dikkatini çektiği için de Mersin'e davet etmiş. Profesör Berika İpek Bayrak'ın anlatımıyla söylüyorum. Mersin'e davet etmiş. Ve adam orada hem Rusya'daki sergide hem buradaki sergide kendi kafasında bir tipleme yarattı. İşte böyle bol parası olan, zengin, işte kısa boylu, şişman, biraz böyle hayattan bezmiş gibi görünen bir tipleme yarattığını, birçok eserinde onu yaptığını, kimi zaman plajda dondurma yerken, kimi zaman boks eldiveni takmış, kimi zaman işte güzel bir kadınla gezerken bu tip çalışmalar yaptığını buradaki sempozyumun yürütme kuruluna bildirmiş, böyle bir çalışma yapacağım demiş. Evet. Çalışması kabul görmüş, yapılmış ama şimdi öyle bir hava esiliyor ki sanki belediye acemi birini tutmuş bizim boksörümüzün heykelini yaptırırken böyle ortaya bir facia çıkmış gibi bir yalan haber dönüyor maalesef burada. Evet. Yani şimdi bir de gerçek bir kişiyi yansıtmıyor, bir büst değil. Evet. Yani Sinan Şahin'in ya da herhangi bir boksörümüzü anlatan bir büst değil. Alakası hayali yok. Hayali bir kahraman. Tipleme yaratılmış. Ona şimdi yapılmış. Sevgili abidin, konuyu şuraya çekmek istiyorum. Şimdi yazmış olduğun makalede de belirtiyorsun. Şimdi bu heykeli görüp de bu heykelle ilgili paylaşımı sosyal medyada görüp de ülkemizin tanınmış yazarlarından Nihat Genç bunu eleştiriyor.
Ayrıca yine tanınmış gazeteci, televizyon programı yapımcısı Ahmet Hakan Coşkun bunu eleştiriyor. Bu nedir diyorlar. Yani bu nasıl bir ucubedir diyorlar. Mersin'e sesleniyorlar, Mersinlilere sesleniyorlar. Şimdi bunu nasıl okuyalım bu durumu? Yani sevgili Nihat Genç, sevgili Ahmet Hakan, yani ya bu nedir böyle arkadaş, ne ucube bir şey, hiç de yakışmıyor diyeceklerine ya hiç mi sormazlar yani, ya bu işin aslı nedir bir bakalım. Evet. Ya bunu nasıl yani değerlendireceksin? Yani bu yani bir buna, bak şimdi dediğin gibi, evet. Bir ortada bir ürün var. Bir sanatçı tarafından yapılmış ve biz burada sanatçılığını ya da yeteneğini tartışma haddine de sahip değiliz. Hukukuna da sahip değiliz hiçbirimiz. İsmimiz ister evet. Ahmet Hakan olsun, ister Nihat Genç olsun. Yani uluslararası sergiler yapan, sempozyumlara katılan bir heykel sanatçısından söz ediyoruz. Bir görüntü verdi Ezel ekrana. Ezel'cim, bu görüntü de yine aynı sanatçının bir eseri mi? Anlayamadım. Evet, şimdi ekranda sağ tarafımda bir görüntü var. Şimdi o da orada da yine kilolu bir boksör heykeli var. Sanatçı da orada. Sanatçı kendi heykelinin yanında duruyor. Güney Koreli evet. Önemli bir sanatçı. Şimdi Abidin, şunu da soracağım. Şimdi son dönemlerde şimdi sen makalende de bu tartışmayı başlattın. Şimdi soruyorsun, diyorsun ki gazetecinin görevi nedir? Yani böyle durumlarda. Şimdi sosyal medyada paylaşılan her şey, sosyal medyada her şeyi paylaşan gazeteci midir? Sosyal medyada paylaşılan her şey doğru mudur tartışmasını bir kez daha açıyorsun. Şimdi tabii şöyle bir durum da var. Son dönemde böyle ülkemizin hakikaten saygı duyulan, beğenilen, işini doğru yaptığına inandığımız kişiler, bunların hiçbiri olmasa da göz önünde bulunan kişiler çeşitli konularda bilgi sahibi olmadan fikir belirtiyorlar. Bunu da yakıştıramıyoruz onlara. İşte Nihat Genç, evet. Ahmet Hakan'da olduğu gibi. Son dönemlerde birçok insanda niye böyle bir durum ortaya çıktı? Neden? Bu sorunuza yanıt vermeden önce Şan Bey, bizim meslektaşımız Seyir Ali bir not gönderdi WhatsApp'ta. Evet. Büyükşehir Belediyesi evet böyle bir şey yapmış, heykelle ilgili paylaşım yapmış ama biz de kaldırmak istedik ama zincirle nakav etti. Sırf buna kaygımızdan dokunmuyoruz artık dedi. Esprili bir şey vermişler. Tekrar okur musun onu, bir net anlayalım. Ne demişler Büyükşehir Belediyesi? Biz de kaldırmak istedik ama zincirle nakav etti. Sırf buna kaygımızdan dolayı dokunmuyoruz artık demişler. Yani bu heykeli kaldırmayacağını esprili bir dille söylemişler ama normalde Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen kardeşim biz Koreli sanatçıya danışmadan, konuşmadan bu heykeli yerinden kaldıramayız. Evet. Çünkü heykel sanatının öyle bir yönü var. Bu insanlar size bu eserlerini verdiklerinde onu kaldırıyorsanız oradan, kaldırdığınızda bir telif hakkına konu evet. olur. Evet. Bir hak icraline evet. konu olur. Yani siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Estetik tartışma bir tarafadır. Ama kayıtlara geçmiş bu eser, bu kişinindir denmiş bir eseri bir belediye gelip kaldırdığı zaman onun daha sonra maddi ve manevi yükünü ödemek zorunda kalır. Biliyorsunuz geçmişte siz de hatırlattınız az önce işte Göçmen'deki özgürlük anıtı. Evet. Merhum Gence Kasapçı'nın anıtıydı. Belediye tarafından söküldü. Sonra belediye ne yaptı? Şehrin daha iyi bir yerinde Merhum sanatçımızın da bütün masraflarını karşılamak kaydıyla elemeğini, malzemeyi, her şeyini karşılamak kaydıyla heykeli yeniden yaptırmıştı Sayın Kocaman. Evet. O hatayı da telafi etmişti. Şimdi burada da siz bu heykeli tutup kaldırdığınız zaman bu sanatçıya bilgi vermeniz gerekir. Kardeşim biz senin heykelini kaldırıyoruz. Ama 9 yıl sonra niye kaldırıyoruz da anlatmanız gerekir. Adam size diyecek ki ya kardeşim ben size bu eseri yaptım. Evet. Evet. Bunu verdiktiniz. Yani bunun çirkin ve kötü bir heykel olduğunu 9 yıl sonra mı öğrendiniz? O zaman almayaydınız, dikmeyeydiniz oraya. Evet. Artık benim ismimi kötüye çıkartıyorsunuz. Yani benim heykelim şu an fotoğrafları dönüyor ve benimle dalga geçiriyor. Google'a evet. düşüyorum. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben
Kim Van Gwen isimli bir heykeltıraşı mesela sergiye çağıracağım. Atıyorum İngilizce. Google'dan aradım. Baktım ya adamla ilgili böyle şeyler var. Yani bir sanatçının da bütün haklarına tecavüz edilen, bütün itibarın yerine verildiği bir süreç. Artı Mersin Üniversitesi'nin senelerce yaptığı çok saygın bir heykel sempozyumuna yönelik bir linç kampanyası var. Orada o kadar heykeltıraş yetişti, o kadar değerli insanlar geldiler gittiler. Sonra da yerde bulursak niye böyle oluyor? Maalesef sosyal medyadan bilgi alıp paylaşmak artık daha popüler. Yani mevcut bir önünüze düşmüş bilgiyi paylaşıp biraz kilit beğenisi almak, biraz Facebook beğenisi almak, biraz sosyal medyayla söylersek takipçi kasmak işin kolay kısmı. Yani düşmüş, dur ben de bunu bir tweetleyeyim, ben de bir retweetleyeyim, biraz da ben konuşayım. Evet. Şimdi kaygı bu olunca sosyal medya fenomeninin kaygısını anlıyorum. O tabii ki onu yapacak, o onun işi. Ama az önce sen söyledin yani Nihat Genç'e yakıştıramıyoruz, Ahmet Hakan'a yakıştıramıyoruz, evet. Yakıştıramıyoruz. Yani Türkiye'nin böyle ağzının içine baktığı bir yazardı bir zamanlar Nihat Genç. Yani Ata Demirer bu paylaşıma evet, yani şöyle diyor. Sinan Şamil'in heykelini yapmışlar diye hem Sinan'ın ailesini yiyorsunuz, onun hakkına giriyorsunuz, hem buradaki sanatçıların hakkına giriyorsunuz, oradaki sanatçının hakkına giriyorsunuz. Yani yaptığınız bir yalan haber. Haber mi ama? Şimdi o tartışmaya da geleceğiz. Şimdi yalan haber diyorsun ya, haber mi? Bir paylaşım aslında. Evet, haber değil çünkü bir haber mecrasında, ciddi bir haber mecrasında sürekli doğru haber veren bir mecrada haber olarak paylaşılmış bir durum değil ki bu. Değil, evet. Biz sosyal medya metni, ilk kaynağı kim belli değil, nerede çoğaldı belli değil, kimin uydurduğu belli değil. Ben de köşe yazdım da işte buna dikkat ettim. Yani bizim gazeteciler olarak alalade bir sosyal medya kullanıcısından bir farkımızın olması lazım. Evet. Bize bu kurumlar bize niye maaş veriyorlar? Niye sigortamızı yatırıyorlar? Yani böyle kılardan bir sosyal medya kullanıcısı gibi önümüze geleni retweetleyelim, önümüze geleni paylaşalım diye mi bunu veriyorlar? Yoksa i̇şte bizim yaptığımız da aslında şu anda o değil mi? Yani işin gerçeğini göstermek, işin doğrusunu göstermek. Tabii bir yani haber mecrası olarak. Ve bu bilgiyi süzüp, kardeşim bilginin esası budur, geriye kalan yorum senin. Yani bu heykel şu zaman yapıldı, heykelin sanatçısı bu, yapıldığı dönem şu, şu sebeple yapıldı deyip biz doğru bilgiyi veririz. Artık kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun, beğeniyor musun, beğenmiyor musun? O vatandaşın bileceği iş, belediyenin bileceği iş. Ama doğrusunu bilmesi hakkı. Yani ya Sinan'ın heykelini yapmaya çalışmışlar, yapamamışlar gibi bir yanlış bilgiyi kırmaya çalışıyoruz. Ama maalesef kıramıyoruz. Ben bununla ilgili meslektaşlarımı da eleştirdim. Bir yazıda da bahsettim genç meslektaşından. Bazı meslektaşlarım bana tepki gösteriyor. Diyorlar ki ya işte efendim genç bir gazeteci niye hedef gösteriyor? Hayır, ben genç bir gazeteciye hedef göstermiyorum. Ben gazetecilik mesleğine duyduğum saygıdan dolayı isyan ediyorum. Yani bu işin doğru yapılması gerektiğini ortaya koyuyorsun. Ya yoksa hedef gösteriyoruz. Kime hedef gösteriyoruz? Yani heykeli ilgili bir şey yazdı diye. Zaten herkes yazıyor. Yani herkes zaten aynı bilgiyi paylaşıyor. Ama biz gazeteciler olarak bizim bir farkımızın olması gerekir. Bir süzgeç görevi bilmemiz gerekir. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük gazetecilerden biri olan Mersin'deki anıtının üstünde de yazar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Aynen. Değil mi? Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi niye oluyorsunuz bu konuda da? Evet, çok önemli bir noktaya değindim. Sürekli vurgulamak istediğim bu bilgi sahibi olun. Sonra bu heykeli beğenip beğenmemek, estetik bulup bulmamak, Mersin'e yakışıp yakışmadığına tartışmak bilmeyeceğiniz. Ama çıkış noktanız yanlış. Benim bütün derdim bu. Bir sanat tarihçisi değilim, sanat eleştirmeni değilim. Bir heykelinde estetik yapar, ne çirkin yapar. Bilmem herkes gibi ben de bakarım, bir baktığımda bir hoşluk duygusu oluşturur ya da oluşturmaz. Bizim şeye, görsel sanatlara bakışımız bu. Ama bu meselede bir
Adı geçen boksörümüzün hatırasına bir saygısızlık olmasın, ailesi üzülmesin. İşte adı sanatçı Türkçe bilmiyor, bir şey bilmiyor. Adamın arkasından günlerdir denir neyin bırakılmadı. Adamın eseri sesleniyor, komik videolarla paylaşıyor. Bir sanatçının hakkı orada, hakkı oradan yeniyor. Eski başkanlardan Macit Özcan'a gönderme yapıyor. Yok tanıdığına yaptırmış, yok yeğenine yaptırmış. Yok para kazansın ki birine yaptırmış, bir tarafa oradan gidiyor. Evet, yani evet. Bu bir linç kültürü haline geliyor, anladın mı? Bir heykel aslında bizim içinde bulunduğumuz ruh halini gösteriyor. Yani biz, ya bir şey çıksa da birilerine bir bodoslama saldırsak. Evet. Şimdi boksörümüzün ailesinin bu haberi gördüğünü düşünün. Yani niye görsün böyle bir haberi, böyle bir yanlış haberi? Sinan Şahmi İhsan da eşinizin, kardeşinin heykeline ilgili haber var diye bakıyorsunuz, dalga geçilen bir konu. Evet, evet. Oysa ki Sinan'ın da olayla ilgisi yok, yani heykelle ilgisi yok. Onun da adını durduk yere bu tartışmaya katıyor. Benim isyan ettiğim, kızdığım, öfkelendiğim nokta burası. Ona dönme gazeteci arkadaşlarıma ne diyorum diyorum ki, ya lütfen şu sosyal medyada her gördüğünüzü haber yapmayın, ya da yapıyorsanız da önünün ardını lütfen araştırın, doğrusunu öğrenin, öyle yazın. Kesinlikle. Kesinlikle abidin. Günümüzün en büyük sorunlarından biri işte bu. Az önce de söyledik, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Şimdi bu makalende de sen dile getirmişsin. Ayrıca şunu da belirteyim. Sinan Şamil Sam da Kars kökenli, Almanya doğumlu bir sporcu. Mezarını tesadüfen Ankara'da aile büyüklerimin mezarını ziyaret ederken gördüm. Ve ziyaret ettim mezarını. Ankara'da Karşıyaka mezarlığında çok sade bir mezarda bir parselin köşe başında sade bir mezarda da kendisi uyuyor. Mekanı cennet olsun diyelim. Mekanı söylediğin, cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Kesinlikle. Şimdi Abidin, bir de şu konuyu da konuştuk, bu heykelle ilgili çoğu şeyi de. Şimdi bu sosyal medya paylaşımlarının, şimdi hani dedik ya, bizim üstümüze düşen konuyu da konuştuk da, şimdi sen ne önerirsin yani insanlara? Yani şimdi bu ilk çıktığında, bu şimdilerde sosyal medya dediğimiz mecralar, sanal medya diyorduk bunlara. Sanal medyaydı. Ne olduysa, şimdi sanal medyayken insanlar bu platformlara saygı duymuyordu. İnsanlar bu platformları eğlence olarak kullanıyorlardı. İnsanlar bu platformları adı sanal medyayken pek de önemsemiyorlardı. Ne olduysa bir gecede adı sanaldan sosyale döndü. İnsanlar bunlara saygı duymaya, insanlar bunları önemsemeye başladılar. Ve her şey o andan itibaren de yerle bir oldu. Toplumsal düzen tüm dünyada, insanlık açısından da, ekonomik açıdan da, psikolojik açıdan da. Şimdi sosyal medya ve haber mecralarıyla ilgili karşılaştırmada öğütün ne olur? Önemli bir gazeteci olarak. Tabii. Burada medyanın boş bıraktığı bir alan vardı. Çok önemli olaylar olurken medya onu görmeyip de penguen belgeselleri göstermeyi tercih ettiğinde belli bir yaş grubunu zaten kaybetmişti. Yani gazeteler, evet, televizyonlar, radyolar belli bir yaş grubunu artık kaybetmişlerdi. O yaş grubu onlara bir itibar göstermiyordu. Çünkü onların doğru bilgi vermediğini, doğru bilgi vermediğini, yanlış bilgi verdiğini, dezenformasyon yarattığını düşünüyordu. Bunu hissediyordu. Doğal olarak uzaklaşıyordu ve kendine bir alternatif mecra arıyordu. Bu alternatif mecra da sosyal medya oldu. Bütün internet siteleri, bütün ünlü gazeteciler kendilerini senin deyiminle sanal medyadan sosyal medyaya geçse bu mecraya taşıdılar. Artık haberlerini oradan vermeye başladılar. Oradan yayın yapmaya başladılar. Tabii bu güvenilir olanla
güvenilmez olanın, kaynağı belli olanla kaynağı belirsiz olanın iç içe geçtiği bir şey haline geldi. Artık öyle bir hale geldi ki, yani Mevlana'nın adına Twitter hesabı var. Mevlana adını almış adam, tweet atıyor. Evet. Bir ay sonra bu Mevlana'nın sözü olarak şeyde dolaşıyor. İnsanlar buna inanmaya başlıyor. Bu Mevlana'nın sözü diye. Evet. Yani ya da Hazreti Ali'nin sözü diye birisi bir şey paylaşıyor. O bir ay sonra bakıyorsunuz Hazreti Ali'nin sözüymüş gibi gerçekten dolaşmaya başlıyor. Bu giderek böyle tarihi kişiliklerden buraya doğru gelmeye başladı. Artık günümüzde yaşayan kişiler adına da bu tür şeyi hatırlamaya başladı. İşte İlber Ortaylı böyle böyle demiş. İlber Ortaylı evet. Veriyordu. Adam açıklama yapıyor. Yok diye ben öyle bir tweet atmadı. O hesapta bana ait değil. Şimdi bir çok de... Çok sefese böyle bir hale geldi. Yani kaynak demişti, kaynağı belirli olan ya da bu işi sosyal medyadan alternatif olarak yapmaya çalışan kişileri bile böyle boğan, geriye atan müthiş bir bilgi kirli haline geldi. Çünkü dediğim gibi hani medya bu alanı kaybedince, medyaya güven gibi vurunca insanlar sanal medyayı sosyal medya olarak adlandırıp haber ihtiyaçlarını oradan vermeye çalıştılar ve sonuçta maalesef buraya geldi. Daha da kötüye doğru gidecek gibi. Kötüye yani doğru gidecek gibi değil, gidecek. Çünkü gidecek, son evet. Dönemde yani de yarın birisi benim adıma bir hesap açıp oradan evet. Tweetler atabilir, şey atabilir. Ya gazeteci abicim böyle böyle yazmış. Ben o kişinin ben olmadığını anlatabilmem için televerim geçeceğim. Evet. Yani. Şimdi bir de şu var tabii son dönemde kendisine gazeteci diyen toplumunda gazeteci olarak gördüğü televizyonlara çıkan, gazetelerde yazan, radyolarda konuşan bazı isimler de böyle mafyayla içli dışlı ilişkiler kurup birilerinin bağışlanması, birilerinin ülkeye gelmesi ya da gayri büyük gayri mülklerin el değiştirmesi için aracılık yapıp milyon dolar paralar peşinde koşup sonrasında da ortadan kaybolup insan içine çıkmaya utanır hale geldiler günümüzde. O isimleri vermiyorum. Herkes biliyor zaten. Gazeteciye de güvenini de iyice bu insanlar işte azaltıyorlar. Yok ediyorlar. Bunun sonucunda da vurmuştu bu şeylerden sonra ahlaki bir çöküş yani insani sonra, ahlaki evet, çöküş. İyice yerin dibine girdin derler yani. Hani evet. Yapılanlara edilenlere falan bakınca toplumun kafasına ya demek ki gazeteciler böyle hani İşte mafyayla kuryelik yapan, oraya çeken, buraya çeken, evet. Getir götürüsünü yapan, ayak işlerini yapan bir meslek gibi ya da birilerinin kullandığı diyelim. Bu mesleğinizin böyle değil ama maalesef birdenbire zengin olalım, güç odasına yakın olalım diyen insanlar maalesef her yeri yozlaştırıp sürüklükleri gibi bizim mesleğimizde sürüklüler. Evet ve hakikaten gazetecilik mesleğini doğru yapan, dürüst yapan, güzel yapan, ulu bir ruh taşıyan hem Mersinli hem de Türkiye'li, Anadolu'lu gazetecilerimizi, yaşayanları buradan saygıyla selamlıyoruz. Vefat edenleri de yine saygıyla analım. Ruhları şad olsun. İsimleri, eserleri ebediyen yaşasın. Şimdi Abidin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Mert Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önemli burada bu sohbette önemli başlıklar ortaya çıktı. Bu başlıkları da başka bir programda sohbet ortamında konuşalım. Teşekkürler tekrar. Çok sağ olun. Ben görüşmek üzere. İyi yayınlar. Evet değerli seyirciler, gazeteci, yazar Abidin Yağmur'la bu iki günde Mersin'le ilgili heykel konusunu tartıştık. Bu heykelin aslı nedir, neyin nesidir, paylaşımlar, sosyal medyadaki paylaşımlar doğru mudur, değil midir, bu heykel kime aittir,
neden böyle oluyor, insanlar bu sosyal medyada yazılanlara bu kadar çok inanıyor, ülkemizin önemli isimleri bile sosyal medyadaki bir konuyu araştırmadan, yanlış olduğunu bilmeden, eksik olduğunu bilmeden ona yorumlar yapıp kendilerini komik duruma, küçük duruma düşürüyorlar. Kime inanmak gerekiyor? Gazetecinin görevi nedir? Haber mecraları sosyal medya karşısında nasıl mücadele ediyor? Neyi, nereden, kimden öğrenirsek doğrudur? İşte bütün bu sorulara bu kısa sohbette cevap bulmaya çalıştık. Tekrar Abidin'e teşekkür ediyorum. Şimdi efendim Mersin'le ilgili gelişmelere, sadece Mersin değil, programın başında da söylediğim gibi Mersin ve çevresinde, örneğin Adana'da, Karaman'da, Konya'da, Niğde'de, Osmaniye'de, Antalya'da neler yaşandı, onlara da bir bakacağız. Adana'yla başlayalım efendim. Adana'nın önemli bir misafiri vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana'ya geldi. Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Bazı ilçelerde, merkez ilçelerde tabii ki esnaflarla konuştu. Ve Adana'ya giriş çıkışta tarlalarda bulunan çiftçilerle konuştu. Bazı çiftçiler protesto ettiler. Pahalılığı, pazar bulamamayı, ürünlerinin para etmemesini ve geniş bir kitlede Sayın Akşener'i karşıladı. Akşener onlara da hitap etti. Neler yaşandı Adana'da Sayın Akşener gelince bakalım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ve esnafı ziyaret etti. Akşener bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla karayoluyla Adana'ya geldi. Önce Ceyhan Belediyesi'ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Meral Akşener, ardından da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Şimdi yaygın işler, bunlar söyledikten sonra işler nasıl? İnşallah. Hocam tam durum değil ama istediğim yeri değil. Güneş onlar umudunu kesme sakın, bak iyiler var. Gece onlar, gündüz onlar, kalbinde güneş onlar. Adana'nın ilçelerini geziyoruz. Millet İttifakımızın belediye başkanı olan, Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Zeydan Karalar'ı da ziyaret ettik. Kendisine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Adana'da yaptığı çalışmalar için kendisine teşekkür ediyorum. Yukarıda da söyledim. Biz senden razıyız başkanım. İnşallah Adanalı da razıdır. Razı olmaya devam edecektir. Kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak Adana'dan ayrıldı. Adana'dan Hatay'a geçelim. Şimdi yaşanan bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen koronavirüs sürecinde psikolojik, sosyopsikolojik bütün yaşanan sorunlara rağmen Hatay genişliyor, Hatay büyüyor, Hatay bir dünya kentiydi geçmişte ve gelecekte de dünya kenti olabilmek için atılımlarına, yatırımlarına devam ediyor. Şimdi medeniyetlerin beşiği Hatay'da
güzel bir çalışma var. Expo 2021'e hazırlanıyor Hatay ve dünyanın birçok ülkesinin temsilcilerini Hatay konuk edecek, ağırlayacak. Expo için Hatay'a kazandırılacak olan tesisler Hatay'da kalacak. İşte o tesislerde de yıl boyunca birçok kültürel, sanatsal, ekonomik etkinlikler düzenlenecek. Hatay Belediye Başkanı Sayın Savaş bu konuda bilgiler verdi. Hatay'da Medeniyetler Bahçesi temasıyla gerçekleştirilecek olan, dünyada ekonomik ve kültürel etki oluşturan dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu Expo 2021 hazırlıkları devam ediyor. Expo alanları fuarın dışında da Hatay'da festivallerin yapılabileceği alanlar olarak kalacak. Expo 21'e Medeniyetler Bahçesi temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. Valla hem ulusal hem uluslararası çapta gastronomisiyle, bahçesiyle, kültürel faaliyetleriyle, kendine has folkloruyla ve şirketlerin tarım sektöründeki kısımlarıyla gerçekten dolu dolu bir expo bekliyor bizi. Hem İskenderun Arsız bandında hem Antakya Defne bandında yaklaşık 310 dönüm arazi içerisinde yaklaşık bir sene dolu dolu expoyu geçireceğiz ama esas amacımız bundan sonraki süreç içerisinde bu expo alanlarının gerek kültürel, gerek sanatsal, gerek ekonomik, gerek işte ticari, gerek gastronomi konusunda, gerek görsel işte sanatlar konusunda, el sanatları konusunda, eğlence konusunda bundan sonra iki tarafında merkez olacağı ve Hatay'a eskiden biz işte bir Anadolu ateşini getirmek isteseydik getirecek sahnemiz yoktu. Şimdi oluyor, bilmem bir önemli senfoni orkestrasını getiremiyorduk. Şimdi bütün o eksiklerimizi giderecek iki tane alanımız oluyor. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde biz iki yıl dışında bu expo dışında da ayda en az bir tane çok önemli festivalle buraları değerlendireceğiz. Ama ticaretin döndüğü, gastronominin döndüğü, eğlencenin döndüğü, güzel sanatların birçok olayın döndüğü Hatay'ın iki tane güzide mekan olacak ve bundan sonra yaşamaya devam edecekler. Değerli seyirciler, Adana'da bir ilkokulun bahçesinde ağaca asılı cansız beden bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri o cansız bedenin 3 gündür orada olduğunu belirledi. Adana'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan genç ilkokul bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu. Uyuşturucu kullandığı ve gasp suçlarından kaydı olduğu belirlenen gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs mahallesindeki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda yaşandı. Sabah saatlerinde okula gelen güvenlik görevlisi kötü bir kokunun yayıldığını hissederek bahçede arama yaptı. Okul binasının arka kısmına gelen güvenlik görevlisi bir genci ağaca asılı halde buldu. Okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yapmış olduğu kontrolde gencin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinin ise büyük oranda çürüdüğü belirlendi. Polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda cansız bedenin geçen cuma günü evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Hüseyin D'ye ait olduğu belirlendi. Ayrıca cebinden %51 engelli olduğuna dair sağlık raporu çıkan Hüseyin D'nin sol bacağının da protez olduğu görüldü. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D'nin uyuşturucu kullanmak ve gasp suçlarından kaydı olduğu da belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Adana'da bir genç askerlik şubesine gitti. Askere gitmek için ancak içeriye girdiğinde kaydına bakıldığında gencin koronavirüs taşıdığı görülüyordu. Testi pozitifti. Hemen genç dışarıya çıkartıldı ve sağlık ekibi çağrıldı.
Askere gitme zamanı gelen Ahmet Akay, askerlik şubesine giderek işlemlerini yaptırmak istedi. Akay şubeye gitmeden önce de koronavirüs testi yaptırarak negatif olduğuna yönelik sonuç aldı. Akay sıra kendisine gelince içeriye alındı. Görevli Akay'ın işlemlerini yapmak için kimlik bilgilerini aldığında sistemde koronavirüs testi pozitif olduğunu görünce hemen Akay'ı dışarıya çıkartarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de sistemden kontrol ettiklerinde Akay'ın pozitif göründüğünü tespit etti. Ancak Akay 6 ay önce ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını, sistemde görünen pozitif durumun o olduğunu ancak yeni yaptırdığı testte negatif çıktığını söyledi. Bu sırada Akay'ı götürmesi için ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen ekipler bir süre bekleyerek Akay'ın durumunu sağlık sisteminden sorgulatınca gerçek ortaya çıktı. Akay'ın negatif olduğu öğrenilince askerlik işlemleri kaldığı yerden devam etti. Askere gideceğim bedelli için. Ne anlattı? Vallahi bilmiyorum. İlkinden anlatsana gittim. Pozitif hiçbir şeyim yoktu. Evde anneminki ağır geçti. Ablamınki de ağır geçti. Bugün test yaptırdın mı? Evet, test yaptırdım 2-3 saat önce. Ne çıktı? Yaptım ama bakmadım. Bakmadan ilerledim. İlerledim, attım içeri girdim. Benim sıram geldi. Kimliğimi verdim. 2 dakika sonra dedi pozitif dedi, sen nasıl içeri girdin? Öyle. Şimdi? Ondan sonra kenara çektiler, ambulans falan geldi dedi, polis geldi dedi. Bekleyin dedi. Bekledim, şimdi sisteme baktılar. Birinde pozitif gösterdi, diğerinde negatif. Koronavirüsle devam edelim efendim. Şimdi koronavirüs süreci içerisinde kısıtlamalar oldu. Günlerce evlere kapandık. Tabii birçok iş sağlık açısından sağlıklı yürürken, güzel yürürken, hızlı yürürken sağlık açısından bazı işlerde olduğu yerde kaldı. Bazı olumsuzluklar yaşandı. Onların o olumsuzlukların başında da şu geliyor. Kan veren kişi sayısı azaldı. Ülkemizde kan stokları da azaldı. Koronavirüs atlatan kişiler kan vermekten korkar oldular. Verebilir miyim acaba diye düşündüler. Aşı olanlar ben aşı olduğum kan veremem diye düşündüler. Oysa açıklama yapıldı. Koronavirüs aşısı vurulan vatandaşlar da aşı verebilirler. Ve kan stoklarının bir an önce dolması için Kızılay yeni yeni kampanyalar başlattı ve bilim adamları da profesörler de herkesi kan vermeye çağırıyor. Koronavirüs döneminde bağışçı sayısındaki azalma nedeniyle hastaların zaman zaman kan bulmada sıkıntıya düştükleri belirtildi. Çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Antmen aşı olan herkesi çekinmeden kan bağışçısı olmaya davet etti. İlk aylardan itibaren başlayan kan bulma, kan ürünleri bulma sorunumuz maalesef halen devam ediyor. Son 3 ayda sıkıntımız Ramazan'ın da araya girmesiyle bir kat daha arttı. Ve 17 günlük kapanma döneminde tüm Türkiye'de, bölgemizde, özellikle kendi hastanemizde kan bağışçı sayısının azalması sebebiyle çok ciddi sıkıntılar çekti hastalarımız. Bizim mutlaka halkı aydınlatmamız lazım. Hele aşı olanların hiç çekinmeden, hiç korkmadan, büyük bir istekle ve hastaların ihtiyaçlarını da göz önüne alarak Türkiye'de her yerde Kızılay Kan Merkezlerinden herhangi birine gitmelerini ben gerçekten çok arzu ediyorum. Büyük bir insanlık görevi, büyük bir de süper kahramanlık, onu da söylemek istiyorum. Çünkü kan vermeyle gerçekten herkesin hayatını kurtarabilmek o acil durumda mümkün. Ben tüm halkımızı bu pandemi döneminde özellikle aşılananlar açısından korkmadan, hastanelerimizde de korkmadan gelebilirler. Herhangi bir şekilde koronavirüsle ilgili sayılarımız neredeyse Adana'da sıfıra yaklaştı. Bölgemizde çok azaldı. Türkiye'de de azalma eğiliminde. Kan vermemek için, bağışçısı olmamak için hiçbir sebep yok. Ben hepsini lütfen Kızılay Kan Merkezlerine gelin diyorum ve hepsini oraya davet etmek istiyorum. Sosyal medyada ve medyanın tüm klasik kuruluşlarında kan bağışıyla kök hücre bağışını düzenli olarak
yer alması, pandeminin bitmesiyle birlikte Kızılay'ın kan stoklarının arttırılması birinci hedefimiz olması lazım. Bir gün hepimiz, içimizden biri kana ihtiyacı olabilir. Ne zaman olacağı belli olmaz. Hepimiz verirsek hiçbirimizin bir sorunu olmaz. Onun için sağlıklıysak, aşımızı da yaptırmışsak gidelim kan bağışçısı olalım. Herkesi davet ediyorum. Koronavirüs sürecinde gıda, sağlıklı gıda, doğal gıda, insanın vücudundaki eksik mineralleri tamamlayabilme, daha sağlıklı bir vücuda, daha sağlıklı bir yaşama sahip olabilme isteği arttı. Dolayısıyla öteden beri biliniyordu ama son dönemlerde koronavirüs sürecinde daha da bir bilinir hale geldi. Çam kozalağının şifası. Bazı bilim adamları bu kozalağın, çam kozalağının tüketilmesine ihtiyatlı yaklaşıyor. Dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Son dönemlerde çam kozalağından yapılan pekmez, reçel ve şerbet tüketilir, fazla tüketilir oldu. Dediğim gibi bazı bilim adamları buna ihtiyatlı yaklaşıyor. Aman dikkat diyor. Ama bazıları da hiçbir sakıncası yok, çok sağlıklıdır diyor. İşte Antalya Akseki'de de çam kozalağının reçeli yapılıyor, pekmezi yapılıyor ve Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor. Antalya'nın Akseki ilçesinin ormanlarında çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Çam ağaçlarından toplanıp küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilosu 75 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor. Kozalak reçeli yapıyoruz bu mevsimlerde, soruyorlar. Şifa kaynağı olduğu için hani herkes soruyor, biz de yapıyoruz. Biraz zahmetli ama zahmete de değiyor yani. Kavanozunu 75'ten 100'e kadar veriyoruz. 75'ten aşağıda vermiyoruz. Olmadı. Kaldır bakalım. Yapılışı. Kozalakları küçüklerini ayırıyoruz, reçel yapacağımızı ortasından ikiye bölüyoruz. Onlar öyle şekerini koyuyoruz, kaynatıyoruz. Bunu da büyük kozalakları diri olarak yani bütün olarak kaynatıyoruz. Suyunu bir süzüyoruz, tekrar koyuyoruz, kaynıyor. O kozalağı bayağı bir pişiriyoruz, pişirdikten sonra süzüyoruz. Suyunu alıyoruz, suyunu kaynatıyoruz aynı üzüm pekmezi gibi. Bu da pekmez olasa kadar kıvamı, pekmez kıvamına gelese kaynatıyoruz. Efendim, kiraz üreticileri dertli. Koronavirüs sürecinde ürettiğimiz ürünleri satmakta zorlandık. İhracata yönelik ürünlerimiz ihracata gitmedi. Oteller, restoranlar kapalı. Kaliteli kirazlarımız elimizde kaldı. Pazarlarda ucuz fiyatlara sattık geride bıraktığımız sezonda. Ama bu sezonda da aynı sorunları yaşamıyoruz, yaşamak istemiyoruz diyen kiraz üreticileri hükümetten, Tarım Bakanlığından bu konuda pazar desteği bekliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka mahallesinde kiraz üreten çiftçiler geçen yıl pandemi sebebiyle yaşanan pazar sıkıntısına bu yıl tedbir alınmasını bekliyor. Altınyaka mahallesi rakım yüksekliği ile kiraz yetiştirilmeye uygun bir yapıya sahiptir iklim yönünden. Aroma, tadı ve kalitesiyle ihracata uygun kirazlarımız yetiştirilmektedir. Geçen yıl pandemiden dolayı bazı sıkıntılarımız oldu ama bu yıl böyle bir sıkıntı yaşamamak için ihracata uygun işlemlerin daha kolay yapılabilmesi için yetkililerin de yardımcı olmalarını bekliyoruz. Pandemi sebebiyle ürünlerinin ihraç edilmediğini, otellerin de kapalı olması sebebiyle pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren üreticiler, geçen yılki duruma düşmemek için destek bekliyor. Kirazlar çok güzel, süper.
Ve burada yetişen kirazlarımız dünyanın her tarafında pazar bulabilen bir kirazlarımız. Bu yörede çok ciddi bir şekilde üretimi yapılan ve dünyada aranan bir kirazlarımız var. Napolyon türü ihracata uygun. Olgunlaşması hasadı çok kısa süreli olduğu için üreticilerimiz hak ettiğimiz emeğin karşılığını alamıyorlar. Pazarlama konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Evet, bakın hepsi toplanmasına az geldi hasada. Toplanmasına az geldi, toplanması lazım geliyor. Efendim, uyuşturucu baskınları peşi sıra devam ediyor ve bazı mekanlara yapılan baskınlarda torbacı diye adlandırılan sokakta uyuşturucu satan iki kişi kaçarken polise yakalandı. Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyon sırasında oturduğu eve baskın yapıldığını fark eden iki kişi kaçmaya çalıştı. Özel harekat ve narkotik polisi şüpheli şahısları yakaladı. Evde kim var? Evde kim var lan? Bakın arkama. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir otomobil sürücüsü aracıyla drift yaptı meydanda. Driftini sonlandırıp yoluna devam etmek isterken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yan yola sarptı ve duvara çarptı. Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokak üzerinde drift yapan sürücü üzerine doğru gelen köpeği görünce kaçmaya çalıştı. Sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polis ekibi şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin Türk lirası ceza makbuzu düzenledi. Araçsa polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşması yaptılar. Önce Sayın Bahçeli grup konuşmasında hangi konulara değindi, özet bir bölümü ekranlarınıza getirelim. Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılması hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla terstir. NATO zirvesinin açıklanmış sonuçları ve bu sonuçların ortaya çıkaracağı yeni ilişkiler serüveni ne olursa olsun Türkiye kararlılığından taviz vermeyecektir. Zillet ittifakı havlu atmış, ava giderken avlanmış, politik iflasa gömülmüş, söylem kısırlığı içinde erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiştir. Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır. İlki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP, İP, HDP ve diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Duvara konuşsak duvar anlar, tamam derdi. Suya yazsak adresine gider, göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak
Cumhuriyet Halk Partisi ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mızmızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor. Zillete düşenlere nasıl anlatalım? Nasıl erken seçimin olamayacağını söyleyelim? Düşünüyorum da şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlayıp dağıtsak, billboardları kullansak acaba sonuç alabilir miyiz? Ne söylesek nafile. Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nu bir kulağından girip öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor. Şunun da bilincindeyiz. Her lafı duymayalım diye kulağın arkası var. Her şeyi görmeyelim diye gözün kapağı var. Her lafı söylemeyelim diye dilin önünde dudak var. Yunus der ki küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, kendini aramak için tekraren yollara düşmesi, şansı yaver giderse de bir an önce bulmasıdır. Bunları hem Allah'a hem de milletimize, vicdanına havale ediyoruz. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz. Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç uçak olduğunu gösterecektir. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu meclisteki grup toplantısında. Neler söyledi bakalım. Adaletin tükendiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. 19 yılda devlette adaleti bitirdiler mi? Bitirdiler. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse Allah aşkına söyler misiniz bu adalet midir? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar. Peki kardeşim, rüşvet alan bir kişi nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edecek bir makama atanır? Sen buna adalet diyor musun? Hak diyor musun? Hukuk diyor musun? Nerede yazılı böyle bir hukuk? Nerede var böyle bir adalet? Haramzadeler eğer devleti ele geçirmişse, devleti soyulacak bir organ gibi görüyorlarsa, onlar için vatan ve bayrağın hiçbir önemi yoktur. Rüşvetçinin büyükelçi tayin edildiği dünyada bana bir devlet göster. Bir devlet göster ya. Tek örneği var. Türkiye Cumhuriyeti. Böyle bir mantık olur mu Allah aşkına ya? Böyle bir devlet olur mu ya? Böyle bir adalet olur mu? Beşli çete dediğimiz beş kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Onlar da kendilerini gayet iyi biliyorlar. Zaten dünya raporlarına geçtiler. Devlete en çok ihale alan beş kişi. Son 19 yılda 220 milyar liralık ihale yapıldı. Bunlar aldılar. Bu beşli çete. Bu kadar dümeni çeviren insanlar 220 milyar liralık ihale verdiklerinde oradan nasiplenmezler mi? Türkiye lağım kokmuyor mu? Her tarafta rezaletler, rüşvetler nasıl döndüğü söylenmiyor mu? Ve beş kişiye veriyorsunuz sadece. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu mudur adalet? Değerli seyirciler, İçer gündemi devam ediyor. Sporda yaşanan gelişmeleri de Mehmet Uysal'dan alacağız.
spor haberleriyle karşınızdayız. A milli futbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya karşısında aldığı 3-0 mağlubiyetle gruplara bir başlangıç yapmıştı. İkinci karşılaşmasında da yarın akşam Galler ile bu kez Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek. A milli takım Galler'le 16 Haziran'da oynayacağı Euro 2020 grup ikinci maçının hazırlıkları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Bakü'ye cumartesi akşamı gelen Ay Yıldızlılar, Azerbaycan'daki ilk antrenmanını Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Baksel Arena'da yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman ısınma koşullarıyla başlarken yenileme ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almadı. Dakikadayız. Etkili geldiler. Berardi çevirdi ortaya maalesef. Topu Spinazzola. Vuruş, bravo hocam. İkinci hamle. Şimdi sol Insigne tepkilerde. Embolo zorluyor. Galler savunmasını ve topu verdi. Evet, turnuvanın gizli favorilerinden birisi olarak gösterilen milli takımımız maalesef İtalya karşısında kötü bir başlangıç ve kötü bir oyunla da 3-0 mağlup olmuştu. Umarız Galler karşılaşmasında hedeflediğimiz o 3 puanı alan taraf bu kez biz oluruz diyelim. Bölgesel ligle devam edeceğiz. Bölgesel ligler bildiğiniz üzere 1,5 yılın ardından güzel bir şekilde bir başlangıç yapılmıştı. Takımlar sahaya çıkmaya başladı. İlk haftalar sona erdi, ikinci haftalar derken şehrimizi temsil eden İdman Yurdu 1925 yarın evinde Osmaniye bölgesinden Düzici Spor'u ağırlayacak. Bölgesel amatör liglerin 1,5 yılın ardından resmen başlamasıyla birlikte Mersin'i temsil eden tek takım olan İdman Yurdu 1925, Kapadokya ve Düzici Spor'la aynı gruba düşmüş ve ilk maçında deplasmanda Nevşehir takımı Kapadokya ile 0-0 berabere kalmıştı. İkinci haftasında bay geçen İdman Yurdu 1925, üçüncü haftada evinde Düzici Spor'la karşılaşacak. Düzici Spor ilk haftayı bay geçerken ikinci hafta Kapadokya'ya 6-0 mağlup oldu. Grupta iki maç oynayan Kapadokya 4 puanla lider durumda. Temsilcimizin ise bir maçta 1 puanı bulunuyor. İdman Yurdu 1925, Düzici Spor maçı 16 Haziran'da saat 17'de başlayacak ve karşılaşma Mersin Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Evet, henüz 19 yaşındaydı ve 2004 yılında Atina Olimpiyatlarında halter bölümünde, alanında daha doğrusu, rekorları alt üst ederek altın madalya kazanmıştı. 2006'da da kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu yaşamıştı. Ve o sporcu Türkiye'nin en genç yaşta şampiyon olan sporcusu oldu. Olimpiyat rekoru gelecek, dünya gençler rekoru gelecek. 170 kilo, evet, olimpiyat rekoru. 19 yaşında katıldığı Atina 2004 olimpiyat oyunlarında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan milli halterci Taner Sağır, Türkiye'nin oyunlar tarihindeki en genç şampiyon sporcusu unvanının sahibi oldu. 170 kilo, evet, olimpiyat rekoru. Taner Sağır 2004 yılında Atina'ya olimpiyatlara katılmak üzere giderken gençler dünya rekoru elinde bulunmaktaydı. Daha 19 yaşında katıldığı olimpiyatlarda 77 kiloda olimpiyat rekoru kırarak koparma, silkme ve toplamda en iyi dereceleri yaptı. Böylece oyunlar tarihinin en genç altın madalya alan haltercisi unvanını aldı. Sağır ayrıca 2006'da 75. Dünya Erkekler Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda toplamda altın madalya kazanmış ve kariyerinde ilk defa dünya şampiyonu olmuştu. Evet, bölgesel ligler başladı demiştik. Isparta'da oynanan bir karşılaşma sonrası bir futbolcu kız arkadaşına evlilik teklifi için bir hazırlık yapmıştı. Diğer arkadaşlarının da yardımıyla birlikte kızın önünde diz çöktü ve ortaya güzel görüntüler çıktı. Bu
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Isparta Emrespor'un futbolcusu Osman Erol, 3-0 yendikleri Akşehirspor maçı sonrasında kız arkadaşına sürpriz yaparak yeşil sahada evlilik teklifinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Isparta Emrespor, Akşehirspor'u 3-0 mağlup etti. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maçın ardından Emrespor'un savunma oyuncusu Osman Erol, kız arkadaşı Ebru Şencan'a yeşil sahada yüzük takarak evlilik teklifinde bulundu. Maç sonrası kız arkadaşını yeşil sahaya getiren futbolcu Osman Erol, "Benimle evlenir misin?" pankartı eşliğinde önünde diz çökerek evlenme teklif etti. Yüzük takan ve çiçek vererek kız arkadaşına evlenme teklifi yapan Erol'a takım arkadaşlarıyla spor severler de büyük destek verdi. Erol kız arkadaşı Ebru Şencan'dan evet yanıtını aldı. Emrespor'lu futbolcu Osman Erol, "Çok mutluyum. Hem 3 puan aldık hem de ömür boyu mutluluk yaşayacağım." dedi. "Çok mutluyum. Hem 3 puan aldık hem de sevdiğim insanla bir ömür mutluluk yaşayacağım inşallah." "Çok mutluyum ve çok şaşırdım." "Böyle bir sürpriz bekliyor muydunuz?" "Hayır, beklemiyordum. Hiç beklemiyordum." Evet, bu keyifli haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.